Tıbbi Onkoloji Derneği YouTube kanalından herkese merhaba. Meme kanseri ne yazık ki dünyanın sorunu ve ülkemizde de her yıl ciddi sayıda bir kadın meme kanseriyle karşı karşıya kalıyor. Ve bu hastalığın %70'i hormonal, yani östrojenin kontrolsüz hücreleri çoğaltmasıyla alakalı. Ve biz bu hastalarımızda hastalığın nüksünü engellemek, vücudun başka yerine gitmesini engellemek için de hormonal tedaviler veriyoruz. Acaba bu hormonal tedaviler hastalarımızda başka bir kanseri tetikliyor mu? Tetiklememesi için jinekolojik onkolog arkadaşlarımızda nasıl takip gerekiyor? Rahimin ultrason kontrolü yeterli mi? Ne kadar aralıklarla yapılmalı? İnanç, yine bu önemli konuyu konusunda uzman hocamız Dilek Yüksel hocamıza soracağız ve net yanıtlarla beraber de hastalarımızı yönlendirmiş olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Tamoksifen gerçekten çok fazla kullanıyoruz meme kanserinin adjuvan tedavisinde, koruma tedavisinde. Bir hastayı tamoksifen alırken ne kadar sıklıkla jinekolojik olarak takip etmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz? Bununla ilgili bize bilgi verirsen çok seviniriz. Sizlerle zaten devamlı iletişim halindeyiz. Bir hastaya tamoksifen başlamadan önce bir jinekolojik değerlendirme yapıyoruz. Gerek servikal kanser taraması, endometrium durumu, overlerin durumu ultrasonla değerlendiriyoruz. Bunun sonucunda size kullanabilir diye bir netice belirtiyoruz. Sonrasında 6 ay ya da 1 yıl aralıklarla hastalarımızı kontrol ediyoruz. Kontrollerde baktığımız nokta, sizlerin de bildiği üzere tamoksifen memede antiöstrojenikken endometrium, yani rahim iç sarında östrojenik bir etkiye sahip. Bu nedenden dolayı orada hücrelerin çoğalmasını sağlayarak bir proliferasyona yol açıyor. Bu da endometriyal kalınlıkla sonuçlanıyor. Fakat her endometriyal kalınlık önemli mi bizim için? Şöyle, tamoksifen zaten bir subendometriyal hiperplaziye yol açıyor. Bizim ultrasonda dikkat etmemiz gereken, bu kalınlığı gördüğümüzde kanlanma var mı, kalınlığın düzeyi, bunlara, bu gibi kriterlere bakıyoruz. Eğer ki menopoz hasta tamoksifen kullanıyor, kanaması varsa bu hastalarda endometriyal örnekleme alıyoruz. Buna göre değerlendiriyoruz. Tabii ki az da olsa bir hani rahim iç sarı kanseri ya da endometriyal intraepitelyal neoplazilere yol açma riski tamoksifenin var. Bu nedenle dikkatli olmalıyız. Hastalarımızı yakın takip etmeliyiz. 6 ayda bir takip ediyorsunuz. Evet hocam. O şekilde gönderiyoruz. Evet hocam, 6 ayda bir. Dilek hocam, tamoksifen çok önemli. Çünkü hem hastalıklı meme tarafındaki nüksü engelliyor. Evet. Hem de karşı taraf sağlıklı meme hastalığa yakalanmasın diye koruyucu. Ve dolayısıyla vücudun uzak organlarına gitmesini engelliyor. Ama alınması gereken bir takım önlemler var. Hastalarımız diyor ki hocam bu ilaç bana kilo aldırdı. Hocam bu ilaç beni iştah yönünden ne yazık ki kötü etkiledi. Halbuki tam zıttı, dikkat etmeleri ve yaşam şeklini değiştirmeleri gerekiyor. Siz ne öneriyorsunuz bu konuda hastalarınıza? Aynı sorular bize de gelmekte hocam. Bu ilacın şişkinlik yaptığından, kilo aldırdığından. Biz etkin ve dengeli bir beslenme ve kilo vermesi için egzersizler öneriyoruz fizik hastalara. Yani. Evet, bu şekilde hani dengeli bir yaşam kurmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki obezite, kilo alımı, aynı zamanda tamoksifen kullanımı, inaktif yaşam endometrium kanseri için de bir risk faktörü. Bu nedenden dolayı dengeli beslenmeleri ve spor yapmalarını, tabii, egzersiz yapmalarını, kilo vermelerini öneriyoruz hocam. Karaciğer yağlanmasının, evet, östrojenle ilgili, evet, yeniden bir reaktivasyona yol, evet, açabileceği. Meme kanserinde de zaten biz hastaları mutlaka bu fiziksel egzersiz yapmasını öneriyoruz. Obeziteden kaçınmasını öneriyoruz. Evet İnanç hocam, yine bugün çok önemli bir konuyu, önemli, bize bu konuda net bilgiler veren konuğumuz Dilek Yüksel hocamla tartıştık. Gerçekten en uygun tedaviler, hayat kurtarıcı. Keşke diğer kanser türlerinde de böyle önleyici bir koruyucu kanser hapı olabilse. Meme, evet, kanseri hastaları %60-70 oranında gözüken östrojen pozitifliğiyle bu şansı yakalıyorlar. Ama ilk dönemlerde 6 ayda bir, daha sonra jinekolojik onkoloğun ifadesiyle belki intervallerin değişebileceği şekilde tamoksifenin rahim etkilerinin incelenmesi ve izlenmesi gerekiyor. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.